Herkese merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün sizlerle birlikte bir makyaj videosu çekmeye çalışacağım. Değişik bir makyaj videosu çekmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Bu arada yaklaşık 2-2,5 aydır hiç makyaj yapmamış bir insan olarak makyaj yapmayı unutmuş bile olabilirim. Bakacağız artık unutmuş muyum, unutmamış mıyım, hala aklımda mı? Çok fazla lafı uzatıyorum yine. Uzatmayayım. Makyaja geçelim. Evet, şimdi ben cildimi nemlendirdim. Bir bazla devam edeceğim. L'Oreal'in Lumi Magic bazını kullanacağım. Ama bu baz galiba kaldırıldı. Bilmiyorum, öyle duydum. Uzun zamandır da elimde. Hani o kadar çok seviyorum ki aslında bitsin istemiyorum ama bitmesi de gerekiyor. O yüzden bunu kullanacağım. Gerçi L'Oreal bir baz daha çıkarmış sanırım buna benzer. Artık oradan devam edeceğiz. Konuşamıyorum. Konuşmayı da mı unutmuşum 2,5 ayda bilmiyorum. Neyse, bir pompa şöyle elime sıktım. Bunu şöyle bir yerleştireyim. Burada atacağım. İyi ki söyledim değil mi? Bu baz gerçekten çok güzel bir baz. Ben bu bazı kullanmayı çok seviyorum. Hiç makyaj yapmayacak olsanız bile sadece bunu sürüp böyle ışıl ışıl bir ciltle gününüzü gayet güzel bir şekilde bence geçirebilirsiniz. Yani tabii böyle benim gibi kusurlu bir cildiniz yoksa. Işıl ışıl sağlıklı bir görüntü kazandıran, gerçekten güzel gösteren bir baz. Fondöten olarak da Maybelline'in Fit Me. Fit Me, evet, fondöteni kullanacağım. Bendeki 110 numarası. Başka bir şey yazıyor mu bunun adında? Porselen. Daha önce fırçayla kullanmıştım ben bunu. Ama fırçayla kullandığımda ben beğenmedim. Yani beğenmedim demek de öyle de demeyeyim de. Böyle şey, sanki şey gibi oldu, böyle hani pütür pütür göründü, böyle bir kötü göründü. Fırçayla bence gözenekleri gösteriyor. Bir de süngerle deneyeceğim. Sünger. Ben niye bu vurguları yapamıyorum ya? Konuşmayı dün öğrenmişim gibi. Gerçi öğrenmiş miyim? O da ayrı bir konu. Süngerle sürdüğünüz zaman da yine o pütürcükler oluyor. Bende mi böyle oldu bilmiyorum ama pütürcükler yine oluyor ama fırçayla sürdüğünüz kadar yoğun olmuyor. Onu da söylemek lazım. Belki de benim cildimde böyle olmuştur. Onu da bilmiyorum. Kapatıcıyla devam ediyoruz. L'Oreal'in Match Perfection değil tabii ki. Perfect Match. Evet, Perfect Match. Perfect Match değil ya. Of, True Match. Kapatıcımızı sürerken şu çukur yerlerden başlıyoruz. Başlıyoruz değil mi? Kapatıcının da galiba formülünü değiştirmişler. Ambalajını da değiştirmişler. Onu da denemedim. Bilmiyorum. Deneyeceğim. Bakacağım. Ama bunu seviyorum. Bu güzel bir kapatıcı. Sabitleniyor. Bir problem çıkarmıyor. Ama tabii ki üstünden bir pudrayla geçmeniz gerekiyor. Yani bende öyle oluyor. Ben mutlaka geçmek zorunda kalıyorum. Zaten hangi kapatıcıyı kullanırsam kullanım değişmiyor. Kuru. Bir süngerle. Pudralayacağım. Göz aktarımı. Neyi kullanıyorum? Şeyi kullanıyorum. Rimmel'ın Stay Matte pudrasını kullanıyorum. Kuru bir süngerle göz altlarıma pudra geçiyorum. Islak süngerle bunu yapmaya çalışmayın. Pudrayı içine kilitliyorsunuz ve
Bir daha alamıyorsunuz. Kazımanız gerekiyor üstünden sonra. Denedim, oradan biliyorum. Hatta şöyle göz kapaklarını fırçayla yapmaya gerçekten üşendim. Sonra şöyle koca bir fırçayla, koca fırça. Yüzümü hızlandırıyorum. Haşhatını çıkardım. Kaş kitimle, bu Wet n Wild'ın Ultimate Glow kaş kiti. Bu kapağı koyayım. Kendi fırçasıyla ben sürüyorum. Güzel de sürüyor zaten. Bazen başka fırçayla da yapıyorum da şu an elime o geldiği için. Evet, kaşlarımızı bitirdik. Şimdi nereden devam edelim? Ya nasıl bir şey yapacağım ben de bilmiyorum aslına bakarsanız, ama çok normal bir şey yapmayacağım. Yani düşüncemde bugün o yok. Ya normal de olabilir aslında ya. Neden olmasın? Yani isteyen için normal de olabilir. Niye öyle dedim bilmiyorum. Şimdi yine kaş fırımı aldım. Kaş fırımının şu ortadaki, şuradaki rengi alıyorum. Katlanma bölgesini birazcık daha üstünden olacak şekilde. Şu ışıktan çok fazla göremiyorum. Çok koyu olup olmadığını anlayamadım. O yüzden biraz pudrayla açacağım şimdi. O kadar koyu olmasını istemiyorum çünkü. Nasıl görünüyor onu da gerçekten bilmiyorum şu an. Şimdi ne yapacağım? Ben ne yapacağım biliyor musunuz bugün? Kırmızı eyeliner çekeceğim. Ama tabii kırmızı bir eyeliner'ım olmadığı için bunu bir rujla yapacağım. Bu pastelin D-Long serisinden kaç numaraydı? 9 numarası. İlk çıkan 9 numara bu. Bunu ben rengini çok beğendim. Hatta göstereyim mi size rengini? Nasıl çıkarabileceğim sonra onu elimden bilmiyorum ama. Şöyle, bakar mısınız rengini? Çok güzel değil mi? Bu rujun rengine çıkmayacak bu. Biliyorum çıkmayacak. Neyse, kasma artık o kadar. Ne diyordum? Bu rujun rengine bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Ama ne ve oldu? Tabii Bu ki hemen ruju aldım. Kullanabildiğimi çok fazla aslında söyleyemeyeceğim. Bir iki kere kullandım ve şey yaptı bu. Böyle pul pul döküldü. Kurudu. Bayağı pul pul. Hani böyle içeriden şey oluyor ya, içeriden çıkıyor ya böyle bir şey yiyip içtikçe falan bu rujlar. Öyle bir şey değil bu. Bayağı bütün dudaktan pul pul dökülen, şuralara falan gelen, böyle yanlışlıkla elinizi yüzünüze falan getirdiğiniz zaman da ya, kıpkırmızı böyle bir şey oluyordunuz. Oluyordunuz. Oluyordum yani. Kullanamadım. Ama atamadım da. Yani sevdiğim için kıyamadım açıkçası atmaya. Dedim ki ben bunu başka türlü nasıl değerlendirebilirim? Acaba bununla eyeliner çekebilir miyiz? Çekebilirsek videosunu niye çekmeyelim? İyi, sürülebiliyor. Sürülmesinde hiçbir sıkıntı şu anda yok. Keşke de bir far bazı sürseydim, değil mi? Bayağı jel eyeliner gibi. Şimdi yine aynı bu kaş kitini alıyorum. Yine aynı rengi, ortadaki rengi. Aldım. Böyle yaparsam hiçbir şekilde göremeyeceksiniz zaten. Ben nasıl göreceğim ki ya? Böyle gözümün altına. Gözümün içine sokmadım. Bunu sürüyorum. Gözümün altı bu arada şey, gözümün iç kısmı kırmızı olmuş. Burası böyle dışarıda durmasın diye. Bunu süreceğim. Hem de şu üst
kapaklarda yaptık ya aynısını. Benzesin diye ve böyle küçük bir fırça alıyorum. Ve bu eyeliner'ı ürünü yine kırmızı rujla birleştiriyorum. Birleştiremiyorum çünkü bu kurumuş. Evet, anladım şu an. Anladım ama. Bu arada bu ruj şu ana kadar gözümden dökülme yapmadı. Yapacak mı onu da bilmiyorum. Siyah kalem kullanacağım. Bu şey neydi bunun ismi? Maybelline'in konuşamıyorum ya. Gerçekten konuşamıyorum. Maybelline'in Master Drama bu kalemi. Kalemi hemen dağıtmamız gerekiyor. Çünkü sabitlenen bir kalem. Yine sesimi kıstım değil mi ben? Sabitlenen bir kalem olduğu için hemen dağıtmamız gereken bir kalem bu. Birazcık bu kırmızı sürdüğümüz yerinde gözümün içinde böyle kirpik var. Eyvah. Kırmızının üstüne biraz ekleyelim. Kaşlarımızı sabitleyelim. Ne kullanacağız, ne kullanacağız? Maybelline'in Brow Precise. Medium brown rengi bendeki. Bunu beğendim. Bunu bir iki kere kullanmıştım. Ama gerçekten beğendim. Kaşları güzel sabitliyor. Far kullanmadan da aslında kullanılıyor. Yani farsız da kullanabilirsiniz. Kaşlarınız eğer doldurmaya ihtiyaç duyacak şekilde boş değilse ya da ince değilse benim gibi. Gerçi bunun içinde fiber kıllar var. Doldurabilir. Ama yeniden bir kaş çizmenize izin vermez. Ne yapalım şimdi? Maskaramızı sürelim o zaman. Ne kullanacağım? Neydi bu ya? Red Carpet Black. Bu ışıklarla inşallah böyle Casper gibi görünüyorumdur. Çünkü bir türlü ışık ayarlamasını yapamıyorum. Gerçi bir türlü video çekmeye zaten fırsat bulamıyorum bu arada. Nasıl konuşacağımı unuttum. Işık ayarını nasıl hatırlayayım? Birazcık böyle bronzlaşmak. Azıcık yüzümüzü ısıtalım. Ve çok kontür kontür. Zaten bununla kontür olur mu bilmiyorum da. Bu herhalde ya. Şununla kontrol olur. Olur. Ama ben bugün şu üç oradan bakıyorum. Şu üç rengi karıştıracağım. Hafif hafif şöyle. Yüzümü ısıtacağım. Mary Lou'yu kullanacağım.
Şöyle gelpaze büfe çağırıyorum. Gerçi bunun sürüşünü hiç sevmiyorum ama neyse bugün böyle yapmak istiyorum. Böyle çizgi çizgi durmasından çok hoşlanmıyorum. Normalde. Işık kırmızı da güzel parlıyor. Saçlarım bugün gerçekten başıma bela oldu. Ama üşenmek kötü bir şey yani. Bir tokala. Topla kardeşim değil mi? Şimdi ne yapalım acaba? Siyah ruj mu? Gerçi benim siyah rujum yokmuş ya. Ben siyah rujum var sanıyordum. Bu yüzden almadım. Dedim vardı bende, hatırlıyorum falan böyle diye düşünmüştüm ama meğer almamışım. Kalemle ruj yapacağım. Ya da kırmızı mı ruj sürsek acaba? Ona karar veremiyorum şu an. Evet. Siyah. Şimdi elimde bir siyah ruj olmadığı için siyah kalem kullanacağım. Ama direkt kullanamayacağım. Dudaklarımızı haşat etmenin bir alemi yok. Bu Blistex'in dudak kremini süreceğim. Onun üzerine siyah kalem süreceğim. Korkuncum değil mi? Gerçekten hiç ambre dudak aklımda yoktu. Yani hiç denediğim bir şey de değil aslında daha önce de. Parmağıma mı alsam yoksa direkt. Sanki bir şey unuttun gibi yapıyorduk. Kirpiklerimizi kıvırıyorduk. Artık sona geldik. Bitiriyoruz. Bitirmeden önce kirpiklerimizi kıvırıyoruz. Ama ben bir şey unuttum sanki. Gerçekten. Çekilmeseydi gözüne soksaydın. Gözümüzü çıkarmadan kirpiklerimizi kıvırıyoruz. Kirpik dibimize yerleştirdik. Kirpik makası mı deniyor buna acaba? Kirpik kıvırma zımbırası. Yerleştiriyoruz, sıkıştırıyoruz ama çok bastırmıyoruz. Hatta mümkünse hiç bastırmıyoruz. Sadece böyle kendi kendine kıvrılmasını bekliyoruz. Öyle tutuyoruz yani. Makyajımız bitti. Son halde gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani bugün için daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın diyerek bugünlük gidiyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar. Hepinizi kocaman gerçekten öpüyorum. Hoşça kalın. Ne unuttum?